Men Baltay Behruzbek. Adım Bektürdü. Adım Mehtimbek. Men Xojam Danyar. Men 6 yıldan beri Scala dasturlaştırıldı, dasturçu bulup işleyemem. Scala dasturçu bulup işleyemem. Scala dasturçusuman. 3 yıldan beri Scala dasturlaştırılında iş alıp paraman. Scala dasturlaştırılı bu hazırda dünya boyunca en köp pul tolanırken dasturlaştırılardan hesaplanadı. Çünkü bu dasturlaştırılda içki tizimlerini, yani her hıl türdeki kampanyalarını, içki tizimlerini avtomatlaştırış, yukarı talepke cevap veredigen sıfatlı dasturi maksadı işlep çıkarış için işletilerdigen dasturlaştırılıyor. Yani asasen backend, yani logika, yani nagruzkede işleydigen kısmı için Scala'da kod yazıladı. Hazırda Özbekistan'da bu tür asta-sekin rivojlanib boryapti ve bunun rivojiga biz ham o'z hissamizni qo'shib bormoqdamiz. Katta proyektlar uchun Android emas, balki biror bir tizimni avtomatlashtirish uchun Scala dasturlashtirmadan foydalanaman. Chunki har bir dasturlashtirishning o'ziga yarasha imkoniyatlari bor va shunga qarab dasturlashtirishni tanlagan ma'qul. Va aytib o'tishim kerak, Scala dasturlash tili Java'ning butun kutubxonalarini qo'llab-quvvatlaydi va juda ko'plab funksiyalarni va ishlash jihatidan ham ko'p dasturlash tillaridan farq qiladi. Scala dasturlash tilini boshqa dasturlash tillaridan farqi bu, ishlash tezligidan farq etish mumkin. Yana sintaksisidan farq etish mumkin. Boshqa dasturlash tillaridan yuqori darajada imkoniyatlarga ega. Endi boshida bu sohaga kirgan paytimda, ya'ni tushunib ketish yoki o'rganib ketish uchun biroz qiyinchilik bo'ladi, chunki biror nimani o'xshatib yaratish uchun, ya'ni real ishlaydigan dasturni ta'minlash uchun biroz vaqt talab etiladi va bu ma'lum bir masalan 8 soat ish vaqtida amalga oshirib bo'lmaydi, ya'ni qo'shimcha ishlashga to'g'ri keladi. Ya'ni 3 oylab, 4 oylab natijasiz ishlashga majbur bo'ladi. Asosan Scala dasturlashtirilishida shunday hisoblanadi, chunki bu dasturlashtirilish aytganimdek biroz qiyinroq hisoblanadi, lekin natija va daromad sifatidan boshqa tillardan yaxshigina ustun turadi. Dastamizda biz asosan Scala jamoamiz bilan, ya'ni 4 ta odamdan iborat, 4 ta odam dars beradi va eng muhim, eng yutuqli joyi har bir o'rganuvchi bu darslarga qatnashganda jamoamizning a'zolari tomonidan har xil yondashishni ko'rish mumkin. Ya'ni bir o'rganmoqchi bo'lgan narsani 4 xil yondashish bilan, ya'ni boshqa-boshqa usullarda o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Scala kursunda asosan praktikaga ko'p e'tibor beriladi. Birinchi navbatda darslar amaliyga ko'p e'tibor beriladi, ya'ni amaliy noodatiy amaliy, ya'ni biz boshlang'ich bilim bergandan keyin ma'lum bir vaqt, masalan bir necha haftadan keyin, ya'ni real ishlayotgan dasturiy ta'minotdan bir kichik qismlarini berib boramiz. Chunki u real ishlayapti va real dasturlash sohasiga kirgandan keyin, real dasturiy ta'minot yaratishni boshlagandan keyin tez o'rganadi odam. Faqat teoriya yoki nazariya yoki test yoki misol ishlashdan ko'ra real proyektga kirgan ma'qulroq hisoblanadi. Chunki bir necha yillardan beri o'quvchilarni tayyorlash bilan shug'ullanaman bo'sh vaqtimda va ko'rdimki, real proyektda ishlagan odam tez o'sadi. Scala dasturlashtirish bilan o'rtacha Amerika chet el davlatlarida 76 ming dollargacha yiliga topish mumkin. Lekin dasturlashni faqat pul topish uchun emas, ishtiyoq uchun, ya'ni bir hobbi sifatida ko'rish kerak. Agar buni ishlab bilsangiz, u sizga unchalik yoqmasligi mumkin. Har kim o'zini yoqadigan narsasini qilgan ma'qul. Bu kursni ochishdan asosiy maqsad yoshlarga Scala dasturlashtirilgan bilimlarni berib, asosan Scala jamoasini shakllantirish va bilamizki, bugungi kunda bu dasturlash tilidan mutaxassislar, ya'ni dasturchilar kam va bu biror bir katta bir proyektni boshlamoqchi bo'lsak, bizga albatta dasturchilar ham kerak bo'ladi. Ya'ni 4 ta 5 ta odam bir katta bir ishni qilish qiyin. Albatta katta bir jamoa kerak bo'ladi va shunday jamoalarni ko'paytirish bizning asosiy maqsadimiz. Dasturchi bo'lishga birinchi navbatda til muammosini da yechish kerak, chunki dasturchida, ya'ni har bir dasturlash tili ko'pincha ingliz tilida bo'ladi va u yerdagi har xil komandalar, ya'ni terminologiya ingliz tilida
alıp barladı ve Kanada'da hatalık bulgende şu hatanı tapış için hem İngiliz tili ya da Rus tili gerek buladı elbette. Şu birinci til muamması halkın genden ki kompüterini işleşini örgünç gerek. Yani bazı kompüterde işleş prinsipleri mesela ya da Windows, Linux sisteması oynatış ya da IP adreslerini kanda özgertiriş mümkün mesela şuna ki instrumental kompüterini biliş gerek. Bundan taşkarı eğer web sahası bulsa web sahası da Scala dasturlaştırılığa kiriş için yani başlangıç web bilimleri kerak bo'ladi. Dasturchi bo'lishni xohlaydigan yoshlarga birinchi beradigan maslahatim ularning bir joyda to'xtab qolmasliklari. Ya'ni ixtiyoriy bir dasturlash tilini tanlashi mumkin va uni o'rganayotgan paytda muammo uchadimi? Bu muammoda to'xtab qiyin ekan yo men buni qila olmayman deyish o'rniga to'xtamasdan izlanish va albatta o'ziga bo'lgan ishonch va albatta shu ishni qilaman desa albatta uni ustidan chiqadi to'xtovsiz izlanishlar oqibatida dasturlash tillarini o'rganib ketishiga ishonaman. Skalani o'rganish uchun asosan ishtiyoq va intiluvchanlik bo'lishi kerak. O'z ustida iş alıp barışını yaxşı bilish kerak.